Evet, herkese merhaba. Bir pazar akşamı canlı yayında yine hep birlikteyiz. Evet, yeni açanlar hemen sularını hazırlasınlar. Ve birazdan suya D enerjisi kodlayacağız. Kodlayacağımız su amacı şifaya vesile olmak Allah'ın izniyle. Ve içimizdeki potansiyeli ortaya çıkaracak kalbimizdeki o çok hassas yere titreşimde bulunmak. Oradaki titreşimi sağlamak, açığa çıkarmak ve bu da içinizdeki potansiyeli ortaya çıkaracak. Evet, kesinlikle buna inanıyorum. Çünkü birçok kişi de bu potansiyeli ortaya çıkarma konusunda açıkçası uzmanlık alanım. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sizin içinizde bir enerji var. Fakat enerjiyi ortaya çıkarmak bir yana, ortaya çıkardığımız o enerjiyi, o kavramı, önemli olan bilincini, bilinç seviyesini yükseltmek. Yani şu an senin bir bilinç seviyen var. Düşünüyorsun, bir şeyler düşünüyorsun. Fakat bu tam yeterli olmuyor. Çünkü ilahi kanaldan sana gelen aktarımlar aslında çok güçlü. Fakat sen kendini geliştirmediğin için, geliştirme fırsatında bulunamadığın için haliyle düşünce çerçeven yetersiz kalıyor. Ve haliyle hayal kuramıyorsun ve hayal kuramadığın için de kaderini, bakın kaderini değiştirebilme enerjisini bile sahip olamıyorsun. Şimdi kader dediğimiz bir alan var ama Yüce Rabbim demiş ki ben kaderi değişimini sizin çabalarınıza bıraktım demiş. Yani burada demek istediği bir enerjini açığa çıkar ve değiştirebileceğin şeyleri değiştir. Yani kimse, yani düşünebiliyor musunuz? İlahi kanaldan Allah'ın biz bir parçasıyız ve o bizim düşkün olmamızı, eziliyor olmamızı, yetersiz olmamızı asla ve asla istemez. Ama biz insanoğlu karşımızdaki insanın düşkün olmasını, batmasını isteyebiliriz. Çünkü biz beşeriz. Bizim aklımız, zekamız yani çok farklı çalışıyor olabilir. Ben şahsen istemiyorum ama isteyenler var tabii ki. Sizin de var etrafınızda. Sizin dip yapmanızı isteyen, enerjinizin yok olmasını isteyen, hatta enerjinizin hiç yukarıya doğru çıkmasın diyen muhakkak birçok insan var. Fakat bu insanlarla, bu düşünceyle veyahut da bu düşünce şekliyle ancak ve ancak bilinçle kotarabiliriz. Yani bilinç seviyemizle bu düşünceyi yıkabiliriz. Bilinç bize Yüce Rabbimizin ilahi bir lütfudur. Lütuftur. Yani bizi akıl hayvanlardan ayırt eden bir özellik vermiştir. Bize lütfetmiştir bu aklı. Eğer sen bu lütfedilen aklı parlatırsan, genişletirsen, o zaman ilahi boyutta yükselmeye başlarsın. Hani Allah yürü ya kulum demiş de deriz ya. İşte o insanlar ilahi kanalda yürü ya kulumu bilinç seviyesini parlatarak, yükselterek devam etmiştir. Açığa çıkarmıştır. Şu an ekrandan bana bakanlara sesleniyorum. Bakın, yüksek bilinci yavaş yavaş siz, bakın bunun bir dozu var. Bazı insanlara çok hızlı bir bilinç seviyesine çıkarttığımız zaman
bazen ne yapacağını bile bilmiyor. O şaşkınlıktan kendini çevresindeki insanlar hatta aklını yitirdiğini filan zannediyor. Oysa hepsinin altında o ilahi lütfun bir yükselmesi var. Şimdi kalbine koyacaksın elini ve enerjiye uyumlanacaksın. Evet, şimdi derin bir nefes al. Elini kalbine koy. Ve dikkatle bana odaklan. Yüce Rabbimin bir lütfu olan bilinç seviyemin açığa çıkmasına izin veriyorum. Beni tekrar et. Yüce Rabbimin lütfu olan bilinç seviyemin açığa çıkmasına, parlamasına izin veriyorum. Kalbine hafif bir masaj yapmanı istiyorum. Hafifçe şöyle bastırmanı istiyorum. Bir kalp masajı adeta. Onun hissetmesi için gerekeni yap. Evet, kendimi ilahi kanalda bana bahşedilen lütfun, bilincin parlamasına, açığa çıkmasına ve bilinç seviyem yükseldikçe potansiyelimin açığa çıkmasına izin veriyorum. Kodlandın, mühürlendin her nefeste. 7-1-1-7. Evet, şimdi 1'den 7'ye kadar say ve yüklen. 1-2-3-4-5-6-7. Kodlandım, mühürlendim her nefeste. 7-1-1-7. Evet, şimdi bu girişti. Bir giriş yapalım da istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Nereden katılıyorsunuz? Nereden bize ulaşıyorsunuz? İlahi lütfunuz sizde var. Lütuf var. Çünkü şu an bir ekrandan beni izleyebiliyorsanız, elinizde bir cep telefonu varsa, eğer benim kanalıma girmişseniz, demek ki Rabbim size çok büyük bir lütuf vermiş. Bir açılım sağlamış. Bakalım bu açılımı kimler ne kadar derinleştirebilecek? O diplerde zannettiğin o potansiyeli nereden tetikleyecek? Ben kalpten tetikleyeceğim inşallah. Ve program boyunca, hani canlı yayın açık kaldığı müddetçe bu tetikleme devam edecek. Evet, akletmez misiniz? Ancak bilinci yüksek olan, hani bizim bazı insanlar vardır, hani gerçekten öyle, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var hissetmez dediklerimiz. İşte biz onlardan olmayacağız inşallah. Biz göreceğiz, biz duyacağız, bizim kalbimiz, ritmimiz atacak, dokunacağız, bakacağız, hissedeceğiz. Evet, Azerbaycan'dan katılanlar var, Almanya'dan katılanlar var, Avrupa'nın diğer şehirlerinden katılan, ülkelerinden katılanlar var ve aynı zamanda Türkiye'nin birçok şehrinden katılanlar var. Evet, siz de bu ilahi kodlamaların içerisindesiniz. Unutmayın, bilgi bilinçaltının, sendeki bilinçaltından bilinç seviyesinin yükselmesiyle bilinçaltından çıkaracağı tüm enerjiyi, tüm gücü bilgiye çevireceksin. Ve bu bilgi seni yükseğe taşıyacak. Evet, rozet alanlara teşekkür ediyorum. Rozet alanların ismini de okuyacağım inşallah. Rozet alanlar şehirlerini yazarlarsa isimlerini de görmüş olacağım.
Evet, Hülya Yılmaz, İstanbul. Cemen. Evet. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bakıyorum. Evet, şimdi ekrana hemen daha başlar başlamaz. Lütfen elinizi tutun, bir enerji uyumlaması yapalım. Bu ruhsal ilahi bağlantı kanalında birbirimizin elinden tutalım. Fatma Zümrüt Anka, evet lütfen elime odaklan ve dokun istersen. Şimdi dokun. Enerjisel olarak seninle bağımı kuruyorum. İzin veriyorsun elime dokunmuş olarak. Benden akan, ulaşan enerjiyi bedenine geçsin. Evet, Nesrin Durmaz. Kodlandın, mühürlendin. Evet, devam edelim. Şimdi tabii ki bizim topluluğumuz çok yığınlar olmayabilir. Çok sayısal olarak çok fazla görünmeyebilir. Arkadan takip edenler, perdenin arkasından takip edenlerle açık söyleyeyim, milyon üzerindeyiz. Fakat evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Haliyle kişinin kendisini bu kanalın içerisinde hissetmesi için enerjisel olarak hep izin vermesi gerekiyor. Kontakta kalması gerekiyor. Çünkü onun amacını, istediği amaçları, amaçlarına doğru ulaşması için bir enerji gerekiyor. Ve bu enerji de bizim frekansımızın, yani bu temiz, saf, temiz frekansın içinde yer alacak. Ve tüm bilinçler, tüm uslar, akıllar bir çatı altında toplandığı için haliyle dokunana da bu enerji yayılacak. Evet, Gülay Horasanlı. Hoş geldiniz. Bakalım okuyacağım. Kimler gönderiyor, kimler rozetlerini iletiyor. Onlara da bakacağım. Evet. Yeni gelen, yeni katılan bazı var. Bir de çok utangaç, çekimser ankalarımız var. Onlar böyle geri plandan izlemeyi seçiyorlar. Pek bir şey yazmıyorlar. Pek ortaya çıkmıyorlar. Ama çok seviyorlar. Kopamıyorlar. Çok özlüyorlar. Çok fark etmek istiyorlar. Hayatlarındaki değişiklikleri belki de nazar değmesin diye paylaşmak istemiyorlar. Türlü türlü şeyler var. Evet, izin verenlere de bakıyorum. Çok teşekkürler. Ama bizim felsefemizde şuna kesinlikle inanmanı istiyorum. Burada eğer hani ortaya çıkmasan bile hayatında, o senin ortaya çıkman için, ön plana çıkman için hep bütün bunlar, biliyor musun? Neden? Çünkü bilinç seviyesi yükseldiği zaman enerjin yükselecek. İlahi lütufu kabul edeceksin. Yaradan'dan gelen o enerjiye bağlanacaksın. Ve ondan sonra bizimle zaten o boyutta, o frekansta hep olacaksın. Çünkü artık sen
bu ekrandasın ve buradasın. Bunun başka bir açıklaması olmayacak hiç. Çünkü bunlar, bütün bu yaşananlar asla bir tesadüf değil. Bu bir plan. Evet, planı ben kuruyorum şu an. Benim kurduğum planın içindesin çünkü. Bu planı ben kuruyorum. Bilinçten kuruyorum, bilinç seviyemden kuruyorum. Ve sen de bu planın bir parçası oluyorsun. Çünkü senin bilinç seviyeni yükseltmem için seni oyunun içine alıyorum. Sen çünkü gerçek bir oyunun içinde hiç olmadın. Sayemde gerçek bir oyunun içindesin. Ama oyun deyince bunu böyle şey manasında almayalım. Çok frekansı yüksek bir oyun diyelim buna. Yani o ilahi lütfun bir parçasını tutuyorsun şu an. Evet. Hani Anka frekansında hep anlatıyorum ya, 7 dağı aşacaksın diye. Evet, sen de aşacaksın, sen de. Sen de tökezledin çok çünkü. Belki hayatındaki yolu kaybettin. O yolunu kaybetmişlere sesleniyorum aslında. O senin kaybettiğin yol aslında hiç bulamadığın bir yoldu. Hiç bilmediğin bir yoldu. Sen zaten o yolda kaybolacaktın. Çünkü seni o yola sokan oyuncular asla senin yolunu açmayacaklardı. Hep seni çıkmaz sokaklara, dağlara süreceklerdi. Ve öyle de oldu. Ama ben sana önemli bir bilgi veriyorum, önemli bir sır veriyorum. İlahi lütufa geçersen, yani bilincin, bilinç altı, bilinç, zihin, ruh, beden dengesine, dengelemesine geçersen, emin olabilirsin ki o kalbindeki o potansiyel frekans titremeye başlayacak. Titredikçe tüm bedeninin hücrelerini sarmaya başlayacak. Ve sen de fark edeceksin. Sevgiyle, tebessümle, neşeyle, keyifle hazmederek alıp kabul edeceksin. Evet, şimdi lütfen etrafımızda paylaşalım canlı yayını. Ben de gruba atayım. Evet, bu arada evet, şu an gönderdim. Bir de bakalım. Şimdi 18-19 Kasım'da yeniden doğuş çalışmasında anne karnına giderken tabii ki şu yaşına kadar olan tüm yaşamındaki olumsuz kayıtlar silinecek. Anne karnına geçtikten sonra bir cenin olarak o rahim içerisindeki suda büyümeye başlarken haliyle senden neyi istiyorsak, yani neyin dönüşmesini istiyorsak, onların bir listesini yaptım. Özellikle doğduğun zaman yüksek bir bilinçte doğmanı istiyorum. Bakın, nasıl
DNA'ların değiştirilmesi, dönüştürülmesi diye kabul edin isterseniz. Ama ben senin yeniden doğuşuna şahitlik yaparken üçüncü gözün, yani burada olduğu zannedilen üçüncü gözün, kendi gözlerin ve kalp gözün senkronize bir şekilde çalışması için gerekli olan lütfu, yani o bilinci ve o enerjiyi anne rahminde sana kodlayacağız. Şimdi nerede kullanacaksın bunu? Eğer bir eğitimci olmak istiyorsan yüksek kabiliyette performans göstermek istiyorsan, bir şifacı olmak istiyorsan, insanlara baktığın zaman, insanlara ilk analizi yaptığın zaman derin bir bilgiye sahip olmak, gördüğünün arkasındaki ne görebilmek için istersen kullanabileceğin bir özellik olacak. Hani bazı şeyler doğuştan gelir ya, işte bu da sana doğuştan gelecek. Hangi özellikler doğuştan gelecek? Gözlerin açık olacak. Fiziksel olarak etkileyici olacaksın. Karizmatik olacaksın. Bak bu çok önemli. Sana insanlar baktığı zaman donanımlı ve yetkin bakışlarından bunu fark edecek. Özgüvenin yüksek olarak doğacaksın. Durdurulamaz ve başaran olacaksın. Evet. Ve şifacı olacaksan, yani danışanların varsa onlar üzerinde de etkili bir çalışma yapabilecek kabiliyette doğacaksın. Şimdi bu özellikle, asıl şeyi unuttum. Çok şanslısın, çok şanslı olarak doğacaksın. Yani derler ya, doğuştan şanslı. Doğuştan dört ayak üstüne düşmek diye bir şey. İşte o dört ayak üstüne düşeceksin. Ve şanslı olarak doğacaksın. Eksik olanlar değil, her şey tamamen tam olarak doğacaksın. Şimdi zaten öyle doğmuştun. Fakat senin çevrendeki insanlar ve akrabaların senin öyle doğduğun için onlar sana neyi lütfettiler biliyor musun? Bak, senin aslında Allah vergisi o lütufunu senin elinden, beyninden aldılar. Bunu bilerek yapmadılar. Ama seni kontrol etmeleri için, bak, seni kontrol etmeleri için bunu yapmak zorunda kaldılar. Çünkü eğer seni, dizginlerini ele almazlarsa, eğer seni kontrol etmezlerse sen şımaracaktın. Aslında bunun adı şımarmak değildi. Bu özgüveni patlayan bir çocuğun gösterdiği tepkilerdi. Eğitim, öğretim, örf, adet kurbanı oldun sen. Şimdi bak, ben bunlardan etkilenmedim biliyor musunuz? Bazı insanlar bunlardan etkilenmiyor. Bazı anne babalar, açık söyleyeyim, bu konulara çok hakim değil. Bırakıyorlar çocuğu ne hali varsa görsün. İşte ben o çocuklardan bir tanesiydim. O yüzden biliyorum bu işin. Yani biliyorum o prensipler içinde büyüyen, o kontrol edilmek isteyen insanların tepkilerinin, bilinç altına attıklarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Benimki bilinçsizce bir davranıştı. Ama çoğu insan bilinçli olarak baskı altında, töre altında
farklı farklı kodlamalara maruz kalmakta. Senin potansiyelin ortaya çıkar mı? Mümkün mü? Sen potansiyelin ne olduğunu bilmiyorsun çünkü. Şimdi bakın, yeniden doğuş çalışmasında 18-19 Kasım'da yapacağımız çalışmada özellikle yapmak istediğim ne biliyor musunuz? Özellikle bunu eğitimcilere, şifacılara, yani iş sahasına atılacak olanlara, onların her birinin, bak her insanın içinde kendine has, münhasır özellikleri var. Çok iyi hitap eden olabilir, çok iyi organizasyon yapan olabilir, çok iyi analiz yapabilir, şifacı olabilir. Herkesin özelliğini, herkesin farklı farklı ortaya çıkartacağız. Kimse birbirine benzemeyecek. Yani sen Murat Başaran'dan bir yeniden doğuş almış olabilirsin. Ayşe de almış, Fatma da almış ama asla ikisi aynı olmayacak. Herkes kendi içindeki potansiyeliyle ortaya çıkacak. Ve ona yeni potansiyeller ekleyeceğiz. Yeni potansiyeller ekleyeceğiz. Bak bu çok önemli. Heyecan, tutku, aşk, ateş, su, hava ve devamlı oksijen içerisinde kalmak. Yani beyin nöronlarının devamlı güncellenmesi. Bak sadece şunla, yani avucumun içine şu beynini, başını dayadığın anda senin o nöronların, kendine has nöronların parlamaya başlayacak. Parlayan nöronlar senin bütün bedeninin etrafında bir aura geliştirmeye başlayacak. Geliştirdiğin aura yüksek frekanslı olduğu için etrafındaki insanlar seni fark etmeye başlayacak. Bir kere çok zeki olacaksın. Açık söylüyorum. Durdurulamaz bir şekilde bir bebek gibi devamlı öğrenmeye açık olacaksın. Ve senin şöyle bir şansın olacak. Kimse sana dur yapma demeyecek. Özgür olacaksın. Karakter, karakter ve etik olarak yükseleceksin. Evet, yüksek frekans demek senin boyut atlaman demek. Senin boyutun ilahi bir lütufa sahip olmak demek. İlahi lütfa sahip olmak. Bak, şöyle yapacaksın. Hiçbir insanın sana olumsuz, negatif bir etkisi olmayacak. Diyorsunuz ya bana, hocam, sen bu insanlardan olumsuz olarak etkilenmiyor musun? O kadar insanla konuşuyorsun da neden sana etkilenmiyorsun? Etkilenmiyorum. Çünkü enerjisel olarak korunuyorum. İlahi lütfun bilincindeyim. Frekansımın farkındayım. Bu frekans bir güneş gibi parlıyor. Ve güneş hem bana hem dokunana büyük bir frekans yüklüyor. Şu anda da yüklüyor. Bak şu anda da sen beni dinlerken bir heyecan içerisinde giriyorsun. Diyorsun ki ya bu kelimeler, bu cümleler, ya bu da bir lütuf diyorsun kendince. Çünkü bunları sana herkes duyuramaz. Duyurmayacak da. Çünkü o lütfa o kişi ermemişse duyuramayacak çünkü. Hın 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 böyle
saçma sapan bir ses frekansıyla, açık söyleyeyim, ses frekansıyla senin sadece kafanı şişirmekten başka hiçbir şey yapmayacak. Ondan sonra senin eline bir PDF tutuşturacak. Diyecek ki bundan öğrenebilirsin. Onu ben de biliyorum. Milyonlarca PDF'm var. Kitabım var. Her şey kitapla, PDF formatında okumakla olmuyor. Önemli olan onun, senin yeni nöron ağlarına, alnının yazısı var ya, o yazıyı oraya kodlamak, alnının yazısını değiştirebilmek. O yazıyı tekrar yazabilmek. Evet, bunlar gerçek. Bunlar gerçek. Lütfen tekrar bir bağlantıya geçer misin? Elimin üzerine elini koyacaksın ve bir frekans alışverişi başlayacak. Senin şu içindeki, hani o bir kırık bir şey var. Cesaretle ilgili. Onu senden almam çok kolay. Alıyorum. Enerjimi sana veriyorum. Ve içindeki potansiyele ulaşıyorum. İster misin ulaşmamı? O zaman biraz bekle. Bak, potansiyeline senin elimi koyacağım. Elinden kalbine, kalbinin etrafına geçeceğim. Biz hepimiz birbirimize bağlı değil miyiz? Enerjiye inanıyorsan, benim sana bağlantıda olduğumu da biliyor olman lazım. Peki biz kimlerle bağlantıda olduğumuzu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Herkes birbirine bağlı ya. Ama ben bağlantıda olduğum insanla haşır neşir olmak istiyorum. Ben auramı ona bağlamak istiyorum. Evet, sen de bağlantıda olacaksın. Şimdi öncelikle ilk yapman gerekeni söyleyeyim sana. Benimle irtibatta olmak istiyorsan bir kere profilinde eğer 7117 yazıyorsan varsa zaten bu benimle, frekansımızla, bu kanalla irtibattasın demek. Bu irtibatta olman bir kanalın içine, ilahi kanalın içine kendini attın demek. Ondan sonra pozitif getirileri alıp kabul et lütfen. Alıp kabul et. Çünkü senin içinde güneşten bir parçanın olması demek, bir kere D vitamininin devamlı aktif olması demek. D vitamininden bahsettim dün. Ruhsal, fiziksel, bağışıklık sistemi, yaşam, bütün her şeyle ilgili olduğunu dün detaylı bir şekilde anlattım. 18 ve 19 Kasım'daki meditasyonumuzda yeniden doğuşta, bak yeniden doğuşta, o anne karnında iken senin en önemli alman gereken maddeler neydi? D vitamini, folik asit ve diğer yararlı bileşenlerdi. Doğduğun zaman İlk alman gereken neydi? Oksijen. Hepsi düşünüldü, merak etme. Hepsi o meditasyonun içinde var. Bak, bu frekansın içinde sadece bir eğitim yok. Yaşam amacı ve ilahi lütufa ulaşma amacı var.
İlahi lütuf neydi? Senin bilincindi. Eğer senin bilincin körse, işlenmemişse, hamsa, senin grubun düşük frekans grubu. Cahiliye frekansı. Açık söyleyeyim. Yani böyle ya ne oluyorsa olsun ya frekans. İstemez hiçbir şey frekansı. Karnım doysun yeter frekansı. Ama sen bu frekansla hiçbir şey veremezsin. Ne kendine ne çevrene. Sakın o zaman ağlama. Deme ki ya ben özgüvenim yok, kimse bana güvenmiyor, kimse beni sevmiyor, kimse benim lafımı dinlemiyor, kimse sözümü dinlemiyor. Böyle şeylerden bahsetme. Sen dipte kalmayı seçtiysen kusura bakma. Rabbim bile sana karışmıyor. Bırakıyor seni ne halin varsa gör diye. Çaban yoksa kim seni ne yapsın zaten ya? Sen ölmüşsün ağlayanın yok. Doğduğuna anana babana küfredeceksin neredeyse. Neden beni dünyaya getirdiniz? Ya sende bir çaba yok ki. Onlar ilahi lütufla yapmış bunu. O bir bilinç. O bir bilinç. İşte o bilinç seviyesine çıkan, onu aşan sen olacaksın. Sen. Evet. Şimdi 18-19 iki gün sürecek bu online kampa. Bak şimdi ben burada numarasını yazıyorum. Bu telefona yazdığın an sana otomatik bir mesaj gelecek zaten. Şimdi ücretsiz WhatsApp kanalımızda olmayanlar varsa aranızda Instagram'da bir link var profilimde. O linke tıkladığınız zaman WhatsApp kanal linkini göreceksiniz orada. Bir kere oraya giriş yapın. Bak oraya giriş yapın. Evet, Murat Başaran Akademi Instagram sayfasında profildeki linke giriş yapın. Şimdi yani neyi seçiyorsun? Sönük, sıradan, vasıfsız. Bak. Bilinç seviyesi düşük olan insanın bu dünyadaki tek amacı hayatta kalmaktır. Onun için barınmak ve yemek yemektir. İlk bak bilinç, bak tam bilinçsiz bir insan bunu yapar. Sadece bunu yapar. Bu zaten içimizdeki doğal yetenektir. Yani bunu istesen de bozamazsın. Yiyeceksin, uyuyacaksın. Ve hayatta kalmak için çaba sarf edeceksin. Şimdi eskiden hayatta kalmak için çaba sarf edenler birbirine zarar vererek hayatta kalıyordu. Onun yemeğini yiyordu, onun evini yıkıyordu, onunla savaş yapıyordu. Ama bizim savaşımız yok. Bizim tek hedefimiz var. İlahi lütfu alıp kabul etmek, bedenimize, hücrelerimize yaymak. Ve nöron ağlarımıza alın yazımızı yazıp nöron ağlarımıza örmek. Ondan sonra sen şu an hangi işi yapıyorsan yap. Ben sana o yaptığın işin aslarına katlamanı istiyorum. Daha fazlasına. Maddi ve manevi. Çünkü sen büyüdükçe bilincin büyüyecek. Evet şimdi lütfen elime bak. Elime odaklan. Önce eksik olan tamamlansın diyorum. Lütfen yüzüğün üzerinde 99 Yüce Rabbimin ismi var. Bu çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen elini dokun. Dokun.
şu an bağlantıdasın. Tüm ruhlar, tüm ilahi bağlantıya geçelim. Eksik olan tamamlansın. Elini koy, suyunu koy. Hayır, ben olsam kafamı koyarım içine ya. Bak, ben olsam kafamı sokarım şu telefonun içine. O kadar diyorum yani. Kodlandın, mühürlendin. Bak 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 bak, çok güzel bir özellik gelmiş, gördünüz mü? Beğeni yapınca ekrana bir şeyler çıkıyor. Dur bak bak, şöyle yapayım hatta. Bak, beğeni yapın. Kim yaptıysa değil mi? Bilmiyorum, o rozet alanlar mı acaba? Onlar mı oluyor? Rozet alanların beğenisi mi oluyor? Evet, dokun. Kodlandın, mühürlendin. Şimdi avcumun içine dokunacaksın ama sol yanıma alayım sizi, olur mu? Sol yanımdan size ulaşayım. Elimi uzatayım. Şimdi orada şöyle yapalım. Kalbe en yakın kolumuzu alalım. Tamam. Şimdi uzat elini. Odaklan ve avcumun içine elini koy. Evet. İlahi kanalda ruhlarımız şu an birbirine uyumlansın. Kodlandın, mühürlendin. Evet, şu an benimle bağlantıdasın. Evet, şu an ilk ekranı açanlar hemen elini ekrana koysun. Ve bu ruhsal bağlantıya geçsin. Her konuştuğum kelime kodlama ve bu kodlama şu an sende etkili olacak. Kalbine en yakın yerdedir. Neler? Mucizeler. Evet, mucizeleri uzaklarda arama. Mucize kalbine en yakın yerdedir. Uzaklarda aramam. Çünkü sen içimdesin. Hapsolmuşsun içime, en güzel yerindesin. Evet. Bakalım. Evet, kimler kurdu bakalım bağlantıyı? Evet, şöyle bir ekrana bakalım, atalım. Evet. Görüyorum. Görüyorum. Evet, sular hazır mı? Evet. Suya dokunabilirsin. Kendi suyunu da hazırla.
Şimdi evet, ne anladınız? Bir anlatın bakayım. Yani siz ne anladınız bu konuşmadan? Sizde etki bırakan ne oluyor? Yani neyi değerli görüyorsunuz şu an? Nedir sizi heyecan veren, tutku veren, enerji veren? Evet, bu izin verme olayını da muhakkak hazırlayalım. Şöyle yapacağım çalışmalarda izin veriyorsunuz Murat Başaran'a. Suyu içeceğiz. Bu suya D vitamini kodlayacağız. D vitamini ne? Yani bana baktığın zaman bir güneş olduğumu hayal et. Parlayan bir güneş olduğunu, yani hatta bak şuraya bakabilirsin. Bir parlayan bir güneş ve bu güneş sana ultraviyole B2, B ışını gönderiyor. Tamam mı? Ve bu B ışını senin yüzüne çarpıyor. Ve sendeki kolesterol bileşeniyle bir birleşim yapıyor, uyumlanıyor ve bedenine D vitamini yayılmaya başlıyor. D vitamini olunca ne oluyor? Kemik, kalsiyum, yani kemiksel olarak diş, kemik, stres, endişe, kaygı, hücrelerin reseptörleri açılıyor sinyalleri ve o D vitaminini kapıyor. Hücrenin içerisinde öyle bir kurulum sağlıyor ki bağışıklık sistemin gelişiyor. Bağışıklık sistemin gelişince ne oluyor? O ağzımıza almak istemediğimiz tüm hastalıkların yeniden şekillenmesini sağlıyor. Ve bu da senin hayat kaliteni arttırıyor. Peki bunlar neyle oluyor? Bir ilahi bir lütufla oluyor. Bak, ilahi bir lütuf bu. Diyeceksin ki nasıl bir lütuf? Şimdi ben bunu sana anlatıyorum. Bunu keşfettim. Bak, bunu keşfettim. Ve keşfettikten sonra bilinç seviyesinde olgunlaştırdım ve düşünce gücüyle sana D vitaminini kodlayabileceğimi hayal ediyorum. Biliyorum. Düşünce gücüyle nasıl limon testi yaptıysam, nasıl dün parmaklar uzadı ise, o zaman neden vitamin tetiklenmesin? Neden hormon, yani D vitamini, D hormonu açığa çıkmasın? Neden aktif olmasın? Olacak. Olacak. Ve sen bana eğer itimadın varsa, inancın biraz da olsa varsa, fark edeceksin ve bu enerjiyi, bu frekansı alıp kabul edeceksin. Ne kaybedeceksin? Hiçbir şey. Ne kazanacaksın? İlahi bir lütufun bir parçası olacaksın. Ne kazanacaksın? Şifalanacaksın. Ne kazanacaksın? Bilincin yükselecek. Bilinç yapın farklı algılamaya başlayacak. Ritmin şu an gerçekten artacak. Tamam, neye niyetleniyorsanız niyetlenin. Herkes yazsın. Neye niyetleniyorsa yazsın. Yaz. Okuyacağım. Bakacağım.
Evet. Yeni katılanlar var aramıza. Vay 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 vay. Kimler kimler gelmiş bir bilseniz. Önce çakma hesabından takip etmiş. Olmaz demiş sonra. Ben orijinal hesabımdan takip edeceğim demiş. Helal olsun. Evet. Lütfun farkında. İlahi lütfun farkında. Evet. Evet, şimdi şöyle bir nefes alalım. Hadi şimdi şöyle yapmanı istiyorum, tamam mı? Bak şu elini şöyle yap, tamam mı? Bak böyle yap. Şöyle aç. Bu negatif enerjileri şöyle bir hem dağıtalım. Hem de bak hem de şöyle. Hem de bedenimizi koruma altına alalım. Bak şöyle yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Evet, sizi dinliyorum. Tabii ki. Tabii ki efendim. Tabii ki. Diyorlar ya işte bak. Büyük bir gücü harekete geçiriyorsun. Tamam. Harekete geçiren ol. İlahi lütuflardan faydalanan ol. Rabbim bize lütfetmiş. Bak bu böyle, bu böyle, bu böyle demiş ama sana söylüyorum. Rabbimizden istiyoruz ya, aslında Rabbim bize her şeyi verdi. Fakat elimizden aldılar. Ama üçüncü gözümü çalıştırırsam, auramı güçlendirirsem, enerjimi yükseltirsem, neyin ne olduğunun farkına varırsam, artık benim elimden hiç kimse enerjimi alamaz. Alamaz. Ben alırım ama kimse alamaz. Neden? Çünkü bunun formülünü öğrendikten sonra, bunu yaşadıktan sonra, ilahi lütfun farkına vardıktan sonra, artık senin yapacağın tek şey bunu beslemek, bunu korumak, bunu böyle beslemek. Nasıl besleyeceksin? Sabah kalktığında şöyle söyleyeceksin. Ben mucize ötesiyim. Hayat bana mucizelerle gelir. Bolluk bereketle gelir. En güzel, en değerli ilişkilerle gelir. Kalbim sevgiyle titrer. Ben de fark ederim. Sevgiyle, tebessümle alır, kabul ederim. Önümde mucizeler, arkamda mucizeler, çevremde mucizeler. Ben mucizelere sarılıyım. Mucizeler içerisinde yaşıyorum. Anka frekansındayım. Spil yolundayım. Yedi kapısındayım. Murat Başaran'la ruhlarımı birleştiriyorum. Şimdi elini ekrana koy ve derin bir nefes al. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Ve içinden tüm rahatsızlıklarının iyileştiğini söyle. Bir. İkincisi, avcuma bak. Ve bir güneş ışığının şu an yüzüne doğru vurduğunu, Murat Başaran'ın elini, yüzünü, artık bana baktığın anda bir güneşin ışınlarının
güneş ışınlarının tüm bedenini sardığını, ultraviyole B ışınları gönderdiğini ve tüm auranı şu an sarmasına izin veriyorum. Ben izin veriyorum. Al, kabul et. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Şu an yorum yazmayın. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Murat Başaran'ın ilahi lütufun bir parçası olan bilincin bana aktarımına, kalbimdeki titreşiminin, içimdeki potansiyelimin açığa çıkmasına sevgiyle izin veriyorum. Onunla birlikte bu yolculukta devam ederken eşi benzeri olmayan yüksek frekans enerjilerini alıp kabul ediyorum. Ben durdurulamazım. Ben başaranım. Ben güçlüyüm. Ben mutluyum. Ben sevgi doluyum. Ben işimin uzmanıyım. Kodlandın. Mühürlendin. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Ve şimdi dikkatle bana odaklan. Aurana dokunuyorum. Evet, bu güzel enerjiyi sana hediye ediyorum. Kodlandın. Mühürlendin. Güçlendin. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Evet, D vitamini yüklensin. Kodlandın. Mühürlendin. Ekrandan ayrılma. Şu an ekrandan ayrılma. Dikkatle odaklan. Bana bak. Bana bak. Dikkatle bak. Ve bir güneş olarak hayal et beni. Güneş ışınları sana gelsin. B, ultraviyole B ışınları bedenine gelsin. Ve sendeki kolesterol bileşeniyle birleşsin, sentezlensin ve bedenine B, D vitamini yayılsın. D vitamini bedenine, hücrelerine geldiği an tüm ihtiyacın olan diğer vitaminleri vücudun üretiyor zaten. Onları çekecek. Ama D vitaminini dışarıdan alman gerekiyor. Güneşten ve gıda maddelerinden alacaksın. Bedenindeki D vitamini dengelenecek ve sende bir yaşam enerjisi oluşturacak. Ve bu yaşam enerjisi sendeki tüm blokajları patır patır patlatacak, yok edecek. Evet, bu enerjiye hazırsan tekrar bana odaklan. Bir güneşin ışınının sana yansıdığını, ben arkama bir güneş yaptırayım en güzeli. Ve o güneş sana doğru ışınlarını versin, enerjisini versin ve B ışınını al, kabul et.
ve yarın ilk fırsatta güneşi gördüğün an güneşe doğru dön. Cildinin hassasiyetine göre güneşe bak ve beni hatırla. O enerjiyi güneşten çek ve şöyle niyetlen. Şifalanıyorum. D vitaminini bedenimde oluşmasına izin veriyorum. B ultraviyole ışını alıp kabul ediyorum. Güneşin şifasını alıp kabul ediyorum kısaca. Ve bedenime D vitamininin oluşmasını, yayılmasına izin veriyorum. Diz ağrısı, kemik ağrısı, bel ağrısı, boyun fıtığı, bağışıklık sistemi, raşitizm, uykusuzluk, adet düzensizliği, aklınıza gelebilecek her şeyin için bedeninizin oluşturması, vücudunuzun oluşturması, harmanlanması gereken vitamin, hücrelerin ihtiyacı olan hormon D vitamini. Açın, doktorunuza danışın, okuyun, araştırın, yazılarımıza göz atın ve ben de düşünce gücüyle bunu aktarabileceğimi, aktarmak istediğimi fark ediyorum ve sana bunun akması için bu gece en azından bir bardak suya ve niyetlendiğin kişilere armağan etmen için hediye ediyorum. Ama 18 ve 19 Kasım'da yapacağım eğitimde anne karnına gittiğinde bilinçaltına şu kodlamayı yapacağım. Her gün en az 10 dakika yani B ışınlarına maruz kal, cildin hiçbir zarar görmesin ve o maruz kalacağın ışığın bedenine D vitaminini yaymaya başlasın. Kodlamasını yapacağım ve eline attığın suyun, bak sadece suya bakacaksın. Arada bir suyunu, bak suyunu güneşte tutacaksın ve şarj edeceksin, serum yapacaksın. Sana bunun bilinçaltına bunun yetkisini takdim edeceğim, vereceğim, kodlayacağım. Sen evdeki suyu güneşe tutacaksın ve o suyu içtiğin zaman şifa olarak içeceksin ve hatta yakınlarına hediye edebileceksin. Evet. Odaklan. Elime bak, elime dokun. Ruhum ruhunla birleşsin. Suyu için içebilirsiniz. Kimisi tatlı, kimisi demir, kimisi böyle bir vitamin, bir tadı oluşabilir. Söyleyeyim. Bak bende bir vitamin oluştu. Havası verdi. Evet, bu arada Allah'ın izniyle yarın dedim ya 8 yaşındaki bir kardeşimize, bir çocuğa tekerlekli sandalye göndereceğiz. Onun için aranızdan rozet alanlara ben şimdiden teşekkür ediyorum. Yani bir rozet alırsanız, hediye ederseniz en azından katkıda bulunmuş olursunuz. Yani şurada altta rozet al kısmı var. Her şey bir hipnoz. Bu da bir hipnoz. Konuşarak hipnoz. Hepsi hipnoz. Merak etmeyin.
Evet, 3 rozet, 6 rozet, Allah ne verdiyse artık sizin şeyinize bırakıyorum. Çocuklarınıza da verin sudan. Düzene girsin her şey. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Devam edelim. Lütfen şu an hani alabilen şu an alıyor zaten. Hani sonradan ben göndereyim, edeyim olmuyor. Lütfen bankaya yapmayın, istemiyorum. Buradan alın. Buradan almasını öğrenin lütfen. Ya bankaya yapacak olanlar da 50 lira 100 lira yapmasın yani. En az 500 lira 1000 lira göndersin. Yormayın bizi orada. Buradan alabilirsiniz. Şimdi burada rozet 7 liraya, 7 lira, 10 lira bankaya göndermiş 7 lira. Ya bunu ne uğraşıyorsun bankaya göndermeyle? 7 lirayla ne yapacağız biz? Ya D vitamini kilolara da iyi geliyor, merak etme. Zaten tip 1, tip 2 diyabetlerde, insülin direncinde. iPhone kullanmanın da bir farkı olmalı Linda Hanım. Ben Android'lerden bahsetmiştim. Evet, teşekkürler. Ucuz telefon kullananlardan az alıyorlar. Bakıyor 3000 liralık telefon. Ben şimdi bundan 149 lira çekmeyeyim diyor yani. Evet, D vitamini eksik olan kilo veremez. Ya D vitaminin Reyhan Hanım geçenlerde atmıştı. Bir daha tekrar atarsa şöyle bir liste halinde D vitamini eksikse neler olur? Evet. Kalbimde bir ürperti geldi hocam, siz kodlama yaparken. Evet, kaydedeceğim. Android olanlar 6 rozet alsınlar. Evet, devam edelim sohbetimize. Canlı yayına bağlanmak isteyen var mı aranızda? Neler yaşamış böyle bir anlatsın. Şöyle
yazarsa canlı yayına katılmak istiyorum diyenler. Hani daha önce hiç katılmamış olanlar olursa çok daha memnun olurum. Yeni yüzlere açalım biraz ekranımızı. Zaten D vitamini karaciğere doğru ilerliyor ilk etapta. Karaciğerden yayılmaya başlıyor. Yolcusu, özgüvenli ol, katlandın mı yerlerine? Aman gene ekran. Evet, ekrana bakalım. Merhaba. Merhaba da ekranım gene kaymış. Bir düzeltelim şöyle. Tamam. Merhabalar. Hocam merhaba, sizi göremiyorum. Biz sizi görüyoruz. Nasıl oluyor? Bilmem, karanlık, sizi göremiyorum. Evet, yo, ben görünüyor yani. Bilmiyorum, açılır gelir. Android mi kullanıyorsun? Yok yok, normal bir telefon. Yani hiç şey mi, Samsung falan mı? Öyle, evet. Ha, tamam. Ondan göremiyorsun. Hani iPhone falan olsaydı hemen görürdüm. Doğrudur, olabilir. Yani. Nasılsınız hocam? Mucize ötesiyim, teşekkür ederim. Evet, ne anlatmak istiyorsun? Ben kilo ile ilgili konuşmak istiyorum. D vitamininden bahsettiniz. Ben D vitamini için ilaç kullandım. Evet. Bir anda kilo aldım. Kilomu veremiyorum. Doktora gidiyorum. Ödem toplamış bütün vücudum. Yağ bağlamış. Hiçbir rahatsızlığım yoktu. Bir anda oldu. Yani bunlardan kurtulamıyorum. Şu an spora gidiyorum. İşte doktor kontrolü altında devam etmeye çalışıyorum. Doktorunla konuş. Dediler ki D vitaminim eksikse bu bende nelere yol açar? Eğer bunun ölçümünü yapın, dengede değilse bunun tamamlanması için ne yaparım diye lütfen sor. Hı hı. D vitamini insülin direncini bir kere dengeleyecek. Senin şekerle ilgili sorunların varsa onlarla yardımcı olacak. Ve karaciğer konusunda ilgilenecek. Bağışıklık sistemini güçlendirecek. Kemiklerini güçlendirecek. Bir kere pozitif bir enerji verecek. Bu da zaten sen de büyük bir olasılıkla hani düzene sokacak yani. Sadece bana belli bir şey verdi diye istedi. Bir de spora git, bol bol yürüyüş yap dedi. Tamam. Ama yağ yakacak şekilde yürüyeceksin. Öyle normal trolleybüs gibi yürümeyeceksin yani. Yok. Spor salonunda yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş bandında. Orada hızlı bir şekilde yürüyorum. İşte sporumu yapmaya çalışıyorum. Daha yeni başladım spora. Kendi çabamla diyet yaptım. Olmadı. Yürüdüm, olmadı. En son doktora başvuru yaptım. Doktor da bütün bedenin ödem sarmış, yağ sarmış dedi. Kilon yok. Hepsi bunlar. 46 kilo yağ bedenimde çıktı. İşte. Şu an 80'in üstündeyim. Yani kilo yok. Sadece ne olduğunu öğrenmiş oldum. 4 günde 1,5 kilo ödem atmışım. Tamam, sen biraz maydanoz kaynat. Bak, çay ver. Maydanoz ödemi attırıyor. Sabahlar aç karnına mı? Tamam, bak şu elimin üstüne koy. Yağların seni hissettiriyor. Yağların sizi göremiyorum ama tamam, koydum. Ha, o siyah yere koy sen. Biz görüyoruz. Koydum. Tamam. Evet, yağların erisin. D vitamini tamamlansın. Tüm yağların normal düzeye gelsin. Kotlandın, mühürlendin. Her nefeste 7-1-1-7. Teşekkür ederim hocam. Evet, hadi bakalım. Şifa olsun. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Evet sevgili Ankara'lar, devam ediyoruz. Bakalım. Evet, siz de yapın. Yapabilirsiniz. Ben yaparken kaçırmayın yani. Evet, kim var başka? Şimdi ben aranızda tabii ki kilo'la ilgili problem yaşayan insanların birçoğunu biliyorum. Dediğim gibi D vitamini konusu önemli. Tabii ki doktorunuzun da tavsiyeleri önemli. Bizim bu yaptığımız çalışmalar
Ne teşhis, ne tedavi, tamamen bir tavsiye. Enerjisel bir çalışma. Bunları internetten zaten açtığınız zaman hemen şak diye karşınıza çıkacak şeyler. Ben biraz farkındalığı arttırmak istiyorum. O ilahi lütuftan bahsettim. İlahi lütuf da bilincin, bilinç seviyesinin yükselmesi demek zaten. Bilinç seviyeniz yükseldiği zaman ne olacak? Her şeyin farkına varacaksınız. İşte biz seninle bilinç seviyen yükseldiği zaman tam buluşacağız. Tam bir araya geleceğiz, merak etme. Evet, konuyla ilgili bilgisi olanlar lütfen yazsınlar. Yani uzman olanlar özellikle varsa aranızda diyetisyenler vardır, doktor vardır. Yani onlar da görüşlerini bildirebilirler yani. Evet, bu arada Instagram'da profilimde bağlantılar linki var. Oraya tıkladığınız zaman ücretsiz WhatsApp kanalımız var. Lütfen oraya giriş yapın. İlk duyurulardan, bilgilerden, kodlamalardan haberiniz olsun. Bakalım, hatta kontrol edelim. Evet, şimdi paylaşımlarımızın altına yorum yapmayı, beğenmeyi asla unutmayın. Evet, böbrekte D vitamini, evet kaçırdım gerçi. O da çok önemli. Bak, böbrek konusu çok önemli. Ama böbrek iflas edince bildiğim kadarıyla D vitamini de sıkıntıya yol açıyor. O yüzden böbreklerimizi çok iyi korumamız lazım. Bir kere D vitamini cildimizin de koruyucu kalkanı. Bakın, cildin ilk bütün ışınlarını böyle koruyan bir duvar, bir kalkan ve D vitamini çok büyük önem taşıyor ciltte. Şimdi bakın, bilmiyorum farkında mısınız? Yani birkaç günden beri D vitaminini işliyorum. Belki aranızda güneşi görünce biraz daha bilinçli bir şekilde güneşe odaklanan, bakan, bu farkındalığı yayalım. Muhakkak olmuştur. Yani bu farkındalıkla artık bakarsanız güneşe, ne kadar sizin için etkili olduğunu, faydalı olduğunu anlayacaksınız. Bak, ne demiş Elif Hanım? D vitamini eksikliği kanserin ana nedeni. Beyaz kan üretimini düşürüyor. Bak, çok önemli bir bilgi. Ayşegül Hanım, D vitamini kalsiyum dengesi için lazım. Kesinlikle. Zaten raşitizm rahatsızlıkları ayrıca kas için de çok önemli. Kasların gelişmesi, kemiklerin eğri olması, kalsiyumun eksik olması, yani bir çocuk doğduğu zaman önemli olan kemikleri çok önemli. Kalsiyum eksikliği olmaması gerekiyor. Dengeli olması gerekiyor. Evet, bakıyorum.
Kanalımızın adı Mucize Sensin Sen kanalı. Instagram profilimde linki var. Evet, saçlarla ilgili. Saçları güçlendiriyor. Yani sadece bayanlarda değil, erkeklerde de çok farklı etkileri var. Yani bir araştırırsanız göreceksiniz zaten. Yağda eriyen bir hormon D vitamini. Hatta David 3 diye eczanelerde satılıyor ya, iğneyle vurulduruyor falan filan böyle. Gerçekten. Evet. Kalp rahatsızlıkları, Reyhan Hanım yazmış, çok güzel. Kalsiyum eksikliği ile ilgili hap içiyorsan muhakkak yanında D vitamini de kullan. Evet, ampulleri var. Skalyoz için öncelikle doktor ve bir fizyoterapiste çalışmanı tavsiye ederim. Fakat düşünce gücüyle skalyoz bile düzelebilir. Onu da söyleyeyim. Yani tamamen hayal gücüyle ilgili bir şey. Unutkanlık, evet doğru. K2 vitamini olmadan D vitamini birlikte almak gerekli. Tek başına çalışmaz diye biliyorum. D vitamini tüm vitaminlerle birlikte alınabilir. Evet, D vitamini eksik çıkıyor. D vitamini diğer vitaminlerin de faydasını arttırıyor çünkü. Onları o bileşenlerle birleşiyor. Evet, bu konularda tabii ki yine tavsiyemi söylüyorum. Doktora önce müracaat ediyorsunuz. Doktorda bir analiz yaptırıyorsunuz. Onun yönlendirmesiyle dozu ayarlayabiliyorsunuz. Bizim söylediklerim sadece bir internetten oradan buradan bir inceleme. Bakın, koronada bile, korona salgınında bile D vitamini bağışıklık sistemini koruduğu için en önemli vitaminlerden bir tanesi. Şu an her şeye hazır olun sevgili Ankara'lar. Bakın, ben bunları anlatıyorum. Bu haberleri veriyorum. Hazır olmanız için söylüyorum. Hazır olacaksın her şeye. Evet, iltihaplı romatizma, yaralar. Bunlarla da ilgili D vitamininin çok etkisi yüksek. Şimdi sağlıklı bir insanın karakteri de olumlu yönde etkileniyor. Hepsi birbirine bağlı. Sağlıklı bir insanın yaşam enerjisi yükseliyor. D vitamini hap olarak mı? Güneş. Tabii ki güneş birinci planda ama yine doktor kontrolünde hap olarak, takviye olarak da alman lazım tabii ki. Ve bize de, bana doğru da bakabilirsin. D vitamini eksikliği çekiyorsan. Çünkü şu an bir güneş frekansındayım ve enerjimi bir güneş ışığı, B ultraviyole B ışığı olarak kodladım ve ona göre çalışmasını yapıyorum. Bakalım, bakalım. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim mi? D vitamini işin içine girdiği zaman enerji artıyor. Müthiş bir şekilde artıyor.
Evet, saat kaç? 23 30'a 2 dakika var. 2 dakika sonlandıracağız. Sonra sonlandıracağım. Bu arada rozet alanlara çok teşekkür ediyorum. Yaptığınız bağışlar bizim çocuklara, yetişkinlere bir tekerlekli sandalye almamıza vesile oluyorsunuz. Harikasınız. Şu anda da desteklerini verenlere teşekkür ediyorum. Son 2 dakika içerisinde alacağınız rozetlere için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Zaten gruplarda bu çalışmaları ara ara yapıyorum. O yüzden söylüyorum, kanalda ve gruplarda olun ki frekansın içinde hep kalasınız. Evet, yayını kaydedeceğim. Kaydettikten sonra alta yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayalım. Evet, son dakika almış olduğunuz rozetler için de ayrıca teşekkür ediyorum. Mucizemiz bol olsun. Sevgiyle, şifa içinde, keyifle yine hep birlikteyiz zaten. Ve bu kanalın içerisinde, bu frekansın içerisinde Rabbim lütfundan, ilahi kanaldan alman gerekeni alan ol. Kodlandın, mühürlendin her nefeste. 7-1-1-7. Herkese iyi geceler.